Hakan Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, çok teşekkür ederiz. Okan Bey, öncelikle Doğa Derm olarak KOBİ Özel programımıza konuk olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyoruz sizlere. Şimdi efendim söyleşimize geçmeden önce ben izleyicilerimize kısaca sizi tanıtmak istiyorum. Okan Ecemiş kimdir, ne kadar zamandır sektörde faaliyet göstermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? 20 yılı aşkın bir süredir bu sektörde görev yapıyorum. Açıkçası her pozisyonda, yani bir ilaç firmasının her pozisyonunda görev yaptım. Evet. İlk işe başlamam tıp inmesi olarak, yani hepimizin bildiği kavram olarak söylüyorum, tıp evet. inmesi olarak başladı. Daha sonra çeşitli ulusal ve uluslararası firmalarda bu işte yapılabilecek her kademede görev yaptım. Şu anda da Doğa Derma İlacın genel müdürlük pozisyonunu icra ediyorum. Evet. Peki efendim biraz Doğa Derma hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? Doğa Derma İlaç firması İzmir merkezli bir firma. Dermokozmetik, kozmetik, gıda takviyeleri konusunda faaliyet gösteriyoruz. 2012 yılının sonunda kuruldu. Yaklaşık 6 yıla yaklaşan bir hayat hikayesi var. Büyüyen bir trend izleyen, sonuçları da bizi yüz güldüren, çünkü bir proje firmasıdır. Ben bu firmaya ilk göreve başladığımda bir takım hedeflerle burada başladık. Evet. Ve çok şükür şu anda o hedeflerimizi yavaş yavaş ulusal ve uluslararası anlamda yerine getirmeye devam ediyoruz. Bildiğimiz ilaç, beşeri ilaç firmalarından farkı aslında dermokozmetik ve gıda takviyeleri alanı büyüyen bir alan. Biz de yatırımlarımızı beşeri ilaçtan daha çok dermokozmetik ve gıda takviyesi alanına doğru kaydırdık. Yatırımlarımızı bu şekilde sürdürüyoruz. Evet. Peki dermokozmetik nedir? Biraz açabilir miyiz? Dermokozmetik aslında içerisinde aynı ilaçlarda olduğu gibi etken madde olan ama ilaçtan farkı kimyasal içerik içermeyen ürünlerden oluşuyor. Dermokozmetikler çok dikkat edilmesi gereken aslında kullanırken. Öyle tavsiye üzerine çok fazla karşılaşabiliyoruz kullanılmasını ama mümkünse bir doktor veya eczacı gözetiminde ya da önermesiyle kullanılması gereken çağımıza da oldukça fazla kullanılan ürünler. Açıkçası bu konuda kullanırken bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Evet, yani bilinçli olarak tüketilmesi gerekir. Aynen öyle. Peki efendim kaç kalem ürününüz bulunmakta? Şu anda 16'ya yakın aktif promosyonda ürünümüz var. Ama 4-5 ürünümüz daha lokomotif anlamda ön planda. Daha çok şu anda söylediğim gibi iki alanda faaliyet gösteriyoruz. Birisi dermokozmetik, diğeri gıda takviyesi. Dermokozmetik anlamında bir takım dermatolojik sorunlarla ilgili yardımcı olabilecek ürünlerimiz var. Bir de infertilite alanında hem kadın hem erkek infertilitesinde yumurta kalitesine etki eden vitamin ve amino asitlerin içerdiği ürünlerimiz var. Evet. Peki üretim aşamasından biraz söz edecek olursak nedir üretim aşamasındaki o süreç? Evet. Doğa Derma İlaç aslında bir üretim firması. Üretim lisansına sahibiz. Şu anda bulunduğumuz yer bizim İzmir'deki merkez ofisimiz. Bizim beyin takımımız burada. Tüm pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini buradan koordine ediyoruz. Ama üretim gerçekleştirdiğimiz yerler Ankara ve İstanbul ağırlıklı. Cooperation yaptığımız firmalarda bizim lisansımız ve kontrolümüz altında. Etken maddeleri bizim tarafımızdan temin edilmek suretiyle fason olarak cooperation firmalarımızda üretim yapıyoruz. Üretimin her noktasında bulunuyoruz. Kalite kontrollerini çok dikkat ediyoruz. Çünkü son yıllarda özellikle yurt dışı piyasalarda da ürünlerimizin bilinirlikleri oldukça arttı. Ve kalite proseslerimizi oldukça üst seviyelere çektik. Burada genellikle ürün kalite kontrollerimizi ARGEFAR, yani Ege Üniversitesi'nin İlaç Araştırma Dairesi ile birlikte klinik etkinlik olaylarını yaparak takip etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince ürün öncelikli ve kalite öncelikli ürün pazarlamasında bulunmaya çalışıyoruz. Evet, yani üretim aşaması tamamıyla
ürünün ham maddesinin temini, kontrol, son kontrollere kadar bütün hepsi sizin gözetiminize geçiyor. Evet, ilk önce ürünlerin Ar-Ge'sini yapıyoruz laboratuvarlarımızda. Ar-Ge'si yapıldıktan sonra ürünün içerisinde kullanacağımız etken madde dediğimiz içerikleri eğer ülkemizde varsa ülkemizde ama genellikle ürün etken maddesi anlamında çok zengin bir ülke değiliz. Evet. Maalesef yurt dışına biraz bağımlıyız. Yurt dışından ithalatını yapıyoruz. Daha sonra bitmiş ürün haline geldikten sonra da bu ürünleri yurt dışı ve yurt dışı piyasalarda pazarlamasını gerçekleştiriyoruz. Evet. Peki efendim pazarlamayı yaparken göz önünde bulundurmuş olduğunuz unsurlar nelerdir? Nelere dikkat ediyorsunuz? Ürün kalitesine söyleyeyim çok dikkat etmek zorundayız. Özellikle yurt dışında ürünlerimizi diğer ürünlerle rekabet etmesi anlamında oldukça zorluklar var. Hem bunlar bizim için bir zorlayıcı faktör oluyor bizim ürün kalitemizi artırmamız açısından. Hem de ürün kalitemizi bu şekilde dolaylı olarak artırmış oluyoruz. Diğer taraftan bu ürünlerin sadece ürün içerikleri değil, ürünlerin tanıtım yapılırken kullanılan yöntemler de oldukça önemli. Mesela biz eğitim ve pazarlama personeli anlamında bu işe oldukça fazla yatırım yapıyoruz. Evet. Genellikle çalışanlarımız doktor, eczacı, tıbbi biyolog, biyolog ve ekonomi orijinli arkadaşlardan ve eğitimli arkadaşlardan oluşuyor. Bunların düzenli olarak merkezimizde eğitimlerini tamamlıyoruz. Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda kendilerinin kullanabilecekleri o günkü en son teknolojiyi kullanarak kendilerinin hazır hale gelmesini sağlıyoruz. Evet. Şimdi efendim biraz da ayrıcalıklarınızdan söz edecek olursak çapı baktığımız zaman ilaç sektörü diye adlandırırsak çapı geniş bir sektör. Ve siz de bunun içerisinde elbette yalnız değilsiniz. Sizi diğer ilaç firmalarından ayıran en büyük en önemli özellikler nelerdir? Şöyle söyleyeyim, biraz duygusal olabilir tabii ama İzmir'de çok fazla ilaç firması yok. İzmir'in sayılı birkaç ilaç firmasından bir tanesi biziz. Büyüme rakamlarımız da oldukça güzel. Zannederim artık kalıcı olarak sektörde bulunuyoruz. Bulunduğumuz pazarlar oldukça büyük pazarlar. Bir dermokozmetik pazarı Türkiye'de 300 milyon dolarların zannederim üzerine çıktı bu yıl itibariyle. Yine kozmetik pazar milyar dolarlarla konuşuluyor. Infertilite pazarında biz önce olduk diyebiliriz. Firmamızın grup kaynaklarından bir tanesi de budur. Çünkü yurt dışında vardı ama ülkemizde özellikle infertilite anlamında amino asit vitamin karışımlarının bir araya getirilmesinde öncü rol oynadık. Şu anda oldukça fazla piyasada ürün var. Ama ürün kalitemizle artık tabii bir noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. Tabii bu konuda öncü olmak bizim açımızdan oldukça gurur verici. Kendimizi bu şekilde de farklılaştırmış olduk. Evet. Efendim siz uzun yıllardır sektörün içerisindesiniz. 20 yılı aşkın bir süredir sektördesiniz. Son 6 yıldır da Doğa Derma firmasında genel müdür olarak hizmetlerinizi yine burada devam ediyorsunuz. Peki firma olarak ya da bireysel olarak bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir? Söylediğim gibi firma anlamında eğitime çok önem veriyorum. Yani bu firmanın başında olan kişi olarak yüksek lisansımı da mesela ben ilaç sektörü üzerine yaptım. Yani bilimsel olarak da buraya yatırım yapılması gerektiğini düşünen bir kişiyim. Bu firmanın liderliğini yapan bir kişi olarak da tüm arkadaşlarımızın buna ayak uydurmasını sağlamaya çalışıyorum. İşe aldığımız, istihdam ettiğimiz arkadaşların bu konuda yeterli olmaları için elimizden gelen gayretin maksimumunu gösteriyoruz. Uluslararası, ulusal tüm kongrelerde yer almaya çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili olabilecek tüm eğitimleri arkadaşlarımıza iletmeye çalışıyoruz. Ve bu konuda donanımlı, kendinden emin, piyasada rekabet gücüne sahip arkadaşlarla yolumuza devam ediyoruz. Evet. Peki son olarak izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Tavsiyeleriniz olur mu? Çok kısa olabilir miyiz son olarak? Ben sadece kendi sektörümüzle ilgili değil, diğer sektörlerle de ilgili olarak bir mesaj vermek istiyorum. Tabii ki buyurun. Lütfen bilinçli tüketici olalım. Araştıralım, soralım. Neye emek verilmiş, ne olmuş? Bunlara dikkat edelim. Sağlığımıza dikkat edelim. Evet. En önemlisi de. Kesinlikle. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizin ve başarınızın da devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.